tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin. Yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf. Yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Evet. Yoğurtlu, acılı Zuzu kebabı yapıyoruz. Tabii ben soracağım haliyle. Zuzu kebabı nereden geliyorsa, adı Zuzu nereden, ne demek daha doğrusu? Evet, Zuzu demek çabuk çabuk anlamına geliyor. Çabuk çabuk yap anlamına gelen o ama güzel farklı bir kebap. Zuzu kebabını yapalım diyoruz. Evet, acılı evet. Zuzu kebabı yapıyoruz. Çabuk çabuk yap demekmiş. O zaman hemen çabuk çabuk yapalım. Ben de çabuk çabuk listemi vereyim. Siz evet. de çabuk çabuk yazın ve yemeye başlayalım. Evet. Aynen öyle yapacağız. Yoğurtlu acılı Zuzu kebabı. Neler kullanıyoruz efendim? 1 kilogram dana eti, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 5 adet domates, 5 adet karışık biber, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber, kekik kullanacağız baharat olarak. Ayrıca 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var, 200 gram yoğurt, 100 gram tereyağı, 1 tutam da dereotu. Bunlar sanki üzerine dökülecek bir sos gibi olacak, öyle mi? Evet, çok malzeme yazmış. Kim yazdı malzemeleri? Bilmiyorum kim yazdıysa zuzu yazmış yani. Evet, çabuk zuzu çabuk zuzu yazmış. Yazmış. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, sen biliyorsunuz. Hemen geçtin robotun başına. Evet aynen öyle. Biliyorsun anlatmaya gerek yok. Sürekli anlatıyoruz. Aynı şeyleri vurguluyoruz. Ama hakikaten 200 programa doğru gidiyoruz. Bütün yemeklerimizi hemen hemen robotumuzda yaptık. Bugün tekrardan ne yapacağız? Şöyle Zuzu kebabımızı robotumuzda yapacağız. Usta şimdi özür dilerim araya gireceğim. Zaten artık kebap deyince benim aklıma hemen robot geliyor. Evet. Kebaplarımızı, etlerimizi tabii ki robotumuzda yapıyoruz. Onsuz olur mu hiç? Aynen öyle. Mutfağımızın demir bizim olduğumuz her yerde robotta robotumuz var. Da vardı. Robotumuz aynı. Gidebildiğimiz her yerde, gidebildiğimiz canımız neredeyse, gönlümüz neredeyse bütün ızgara çeşitlerini her şeyi yapabiliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi tavamızı bir yüzeyinde ızgara çeşitlerinde canımız ne isterse her şey balık türünde tüt, ızgara köfte mi, şiş mi ne isterseniz hazırlayabiliyorsunuz. Ve tepsisini şöyle ters çevirdiğiniz zaman burada da sulu bütün yemekleri yapabilirsiniz ve kek kalıbı olarak pilavda her şey yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde ve de çok güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biz ne yapalım? Tekrardan şöyle robotumuzu koyalım. Yavaş yavaş altını yakalım, o ısınsın, evet, biz de malzemelerimizi hazırlayalım. Tamam, harika. Zuzu kebabımızı yine bugün robotumuzda yapacağız. Ustamız zaten anlattı. Elmayı çeşit yemek yapıyoruz. Harika yemekler pişiriyoruz tabii ki. En başta sağlıklı olması çok önemli. Tabii ki kolay pişiriyor. Hızlı pişiriyor. Hızlı pişiriyor. Alternatif enerjili. Hem elektrikli hem tüple çalışıyor. Daha ne olsun usta, daha ne olsun. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle 1 kilo dana etimizi alalım gördüğünüz gibi. Şöyle ne yapalım? İnce ince açacağız. Evet ama şunu da vurgulayalım. Dana etimiz yağsız olacak. Yağsız evet. Görüyorum çünkü maşallah kıpkırmızı, sinirsiz, yağsız, gayet güzel bir et. Evet siniri alınmış Ayşegül Hanım. Siniri alınmış. Evet şöyle sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi. Zaten şöyle. Siniri alınan her şey güzel oluyor öyle değil mi usta? Evet. Ne kadar güzel oluyordu? Çok, çok güzel. Çok güzel oluyor. Evet. Şöyle. Sinir bünyeye zarar, ete de zarar. Her şeye zarar. Sinirli olmayalım efendim. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz önce ne yaptık? Etimizi aldık. Güzelce bir şekilde dilimler halinde açtık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi gördüğünüz gibi şöyle ortadan tekrar bıçağımıza şey yapıyoruz. Ve şöyle jülyen şeklinde etimizi ne çok fazla küçük ne çok fazla büyük olacak şekilde güzelce bir şekilde şöyle bir doğrayalım. Evet. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki etlerimizi ince ince şöyle bir ayırıyoruz birbirinden. Sonra yarım jülyen dediğimiz, tabir evet. ettiğimiz şekille güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Etimizi kıyıyoruz, evet, kesiyoruz, şekil doğruyoruz. Evet, diyebiliriz, yarım jülyen de diyebiliriz. Hı hı. Şöyle güzelce bir şekilde doğrayalım. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım? Gününüz nasıl vallahi geçti? Vallahi usta ben iyiyim, iyiyim de yani şu bilmiyorum herkeste bu hal olsa gerek 2-3 gündür sıcaklar yine geri geldi. Evet. Acayip kendini hissettiriyor. Onun rehaveti var biraz üzerimde. Ama şöyle etrafıma baktığım zaman sadece benim üzerimde değil,
hemen hemen bütün insanlar bundan etkileniyor. Araştırma ne güzel. Mı yapayım, ne araştırma şey yapmadım. Araştırma yapmama gerek yok. Etrafımdaki insanlar hakikaten bak evdekiler de aynı. Arkadaşlarla, dostlarla sohbet ederken aynı. Hayır, bazen buraya geliyoruz. Orana vuruyordunuz. Bugün orana evet. %90 oranına vuruyorum efendim bugün yine. Hemen hemen bütün herkes gerçekten böyle bu sıcaklardan etkilendi. Üzerimizde acayip bir rehavet var. Rabbim hayırlara çıkarsın diyoruz. İnşallah amin, geçecek amin. Bugünlerde. Biri şöyle 4-5 gün kadar bir serinledik. Hafif böyle üşür gibi dolduk. İnce ince böyle yorganlar, pikeler çıktı ama şimdi 2-3 gündür yine onlar artık kullanılmıyor. Ama bugünleri artık çok ararsın. Ben sana dedim çünkü evet, artık biliyorsak kışa doğru hızlı bir şekilde giriş ama yapacağız. Ama kış bizi etkilemeyecek mutfağımızda. Yazın zaten sıcaktan etkileniyoruz. Kışında inşallah yine yemeklerin sıcağından, artık ortamın sıcağından, ocağın sıcağından faydalanacağız. Aslında kışta bizi pek etkilemeyecek. Biz insanlar Ayşegül Hanım şimdi şöyle bir durum var. Evet. Hava sıcak olur, niye sıcak olur? Veyahut da soğuk olur, niye soğuk olur? Evet, dert yakınırız. Yağmur yağar, niye yağmur yağar? Doğru. Onun için yağmaz niye? Bunlar gerçekçi. Evet. Ama Allah-u Teala'nın bütün günleri güzeldir. Yaşamasını biliyorsak. Tabii ki tabii ki. Yazı her da aynı. Halimize şükredelim. Evet. Bol bol şükür etmemiz lazım. Aynen öyle. Sağlığımız yerinde şükürler evet, olsun. En önemlisi öyle. Bu tabii ki. Hepsi geçecek, hepsinin üstesinden geliriz. Şimdi evet. Okullar da açıldı biliyorsun. Evet, bir de Ömer'i gönderdik. Başladı bugün okula. Evet, hayırlısı olsun inşallah böyle olsun. Güzel bir öğretim yılı geçirsin hem Ömer hem de bütün çocuklarımıza da evet, güzel bir eğitim öğretim yılı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz herkese. Ama bir görsem var böyle okul cıvıl cıvıl. Hepsi öyle böyle mi? Tabii 6 yaşında, 5 yaşında bir çocuklar. Okulların cıvıl cıvıl olduğu trafiğin halinden de belli oluyor usta. Hanımlı çocuklar da falan da vardı. Biz de ailece çıkardık. Ailece ekmek evet. dağıtıyorlar. Aynen öyle, ondan sonra getirdik. Tabii şimdi işin şakası, gülüp geçmiyoruz tabii ki, ağlanacak halimize gülmeyelim. Ama dikkat edelim. Dikkat edeceğiz. Trafikte evet. ne olur dikkatli olalım. Hem kendimize hem de başkasına sebep olmayalım. Kesinlikle öyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle gördüğünüz gibi robotumuza tekrardan etlerimizi şöyle güzelce bir şekilde koyduk. Hemen hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde biliyorsunuz pişiriyor. Ve şöyle etlerimizi koyduktan sonra şimdi yavaş sen, yavaş. Bugün bize Zuzu kebabı yapıyorsun ya. Evet. Robotumuz da Zuzu enerjisiyle çalışıyor. Çabuk çabuk. Aynen öyle, hızlı hızlı çalışıyor. Ve sevgili izleyicilerimiz. Siz normalde etlerinizi robotunuza koyduğunuz zaman daha hızlı ve yumuşak düşmesini istiyorsanız, pratik bir şekilde pişirmek istiyorsanız şöyle kapağını kapatın, o yavaş yavaş pişsin. O pişerken arada sırada 3 dakikada 4 dakikada bir karıştırırsanız etiniz hem çok güzel pişmiş olacak hem sağlıklı hem yumuşak de yumuşak bir şekilde düşecek. Tamam harika. Ellerine sağlık, bekliyoruz tabii ki. Zuzu kebabını yapmaya başladık. Ne yaptık efendim? 1 kilogram dana etimizi sinirsiz, yağsız bir şekilde aldık. İnce ince onu böyle bir parçalara ayırdık. Sonra yarım jülyen dediğimiz şekliyle güzel bir şekilde doğradık. Ve tabii ki Zuzu muhteşem robotumuzda etimizi şu an pişiriyoruz. Ve neler yapacağız sonrasında? İkinci aşamaya geçiyoruz. Evet, evet. Şöyle ikinci aşamaya geçelim sevgili izleyicilerimiz. Şöyle etlerimiz yavaş yavaş robotumuzda pişsin. O pişerken biz de ne yapalım? Şöyle güzelce bir şekilde soğanımızı, sarımsağımızı bir doğrayalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Az bir şey tavamıza yağ dökebilir miyiz Ayşegül Hanım? Evet, şöyle yağımızı döküyoruz tavamıza. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, soğanlarımızı doğradık şu anda. Tavamıza yağımızı döktük ama bu kadar fazla dökmememiz lazım. Onu o zaman birazını... ne yapalım? Şimdi birazını alalım. Evet, birazını alacağız. Ne diyoruz? Yağ çok fazla tabii, tüketmememiz doğru. lazım. Az yağlı yapalım yemeklerimizi. Şöyle... Sağlıklı şekilde beslenelim tabii ki. Soğanımızı sevgili izleyicilerimiz tekrardan şöyle tavamıza koyuyoruz ve yavaş yavaş pembeleşinceye kadar kavrulacak. O kavrulurken biz tekrardan etimiz içinde şöyle güzelce bir tane soğanımızı ufak ufak doğrayacağız. Bu da ön bir hazırlık olsun. Kenarda bekleteceğiz ki etlerimiz piştikten sonra içine ilave yapacağız. Şöyle. Güzel Zuzu kebabımızı yapalım değil mi Ayşegül Hanım? Evet yapalım. Şöyle sevgili soğanımızı da doğradık. Şimdi bir tane tabak alalım. Şöyle
Evet, soğanlarımızı doğradık. Bir kısmını tavamıza yerleştirdik. Onları güzel bir şekilde pembeleşene kadar kavuracağız. Etimiz bir yandan robotumuzda pişiyor. Usta sen yine soğanları doğradın. Onları da kullanacağız öyle mi? Evet, onları etimizin içine ilave yapacağız. Tamam. Biraz etlerimiz gördüğün gibi Ayşegül Hanım. Hemen hızlı, kolay ve pratik bir şekilde pişiyor. Şimdi biraz sonra ne yapacağız? Soğanlarımızı da içine ilave yapacağız. Kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra sadece içine baharatlarımızı vereceğiz. Ondan sonra biberimizi vereceğiz. Biberimizi de verdikten sonra bir 5 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra altını kapatacağız, alacağız. Ve ekstra da ne yapacağız? Tavamızın içinde soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuracağız. Kavurduktan sonra içine biraz biberlerimizi ilave yapacağız. Ondan sonra domateslerimizi ilave yapacağız. Ve ondan sonra baharatlarımızı ilave yapacağız. Ondan sonra alacağız. Geniş bir tepsimizin içine koyacağız. Üzerinde senin çok sevdiğin yoğurdu koyacağız. Ve üzerinde etlerimizi koyup servis yapacağız. Harikasın usta. O zaman bekliyoruz seni. Domatesler doğranacak, biberler doğranacak ve tabii ki kebaba ilave edildikten sonra güzel yoğurtlu bir sos da hazırlayacağız efendim. Zuzu kebabını bu şekilde anlattık. Sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Evet, şöyle biz de ne yapalım? Biberleri yavaş yavaş bir doğrayalım. Şöyle bir tane sevgili izleyicilerimiz soğanımızı doğramıştık. Şöyle bir adet kırmızı biberimizi alalım. Onu da şöyle küçük küçük doğrayalım. Bunu hem az bir şey etimizin içine ilave yapacağız ve az bir şey de ne yapacağız? Sosumuzun içine ilave yapacağız. Beraber güzelce bir şekilde kavuracağız. Kavururken ne yapacağız? Yeşil biberimizi de unutmayacağız. Şöyle biraz da yeşil biberimizi alacağız. Yeşil biberimizi önce şöyle ortadan ikiye ayırıp ve çekirdeklerinden bir şöyle arındıralım. Biliyorsunuz çekirdekleri, biberlerin çekirdekleri biraz acı oldu. Onun için şöyle bir arındıralım. Ondan sonra doğrayıp yemeğimize kullanalım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir uçlarını ve çekirdeklerini bir alalım. Şöyle zuzu kebabına sevgili izleyicilerimiz sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka siz de 2 diş veya da 3 diş sarımsağı ilave yapın. Şöyle sarımsağımızı da alalım. Gördüğünüz gibi bir anda soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. O kavururken güzel robotumuzda da etlerimizi güzelce bir şekilde pişireceğiz. Şöyle sarımsaklarımızı alalım. Soğanlarımızı içine ilave yapalım. Şöyle biraz da etlerimizin içine ilave ediyoruz. Şöyle kameramız yakında alabiliyorsa sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde etimizi pişirdi. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Direkt ne yapalım? Şöyle soğanlarımızı içine ilave edeceğiz. Doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı ve sarımsağımızı içine ilave yapıyoruz ve beraber kavrulmaya devam edecek. Gördüğünüz gibi kapağını kapattığımız zaman hem çok hızlı bir şekilde hem kolay bir şekilde hem de pratik bir şekilde yemeklerinizi pişirmiş oluyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımızı da içine ilave ettik ve yavaş yavaş kavrulsun. Şöyle elinizin altında şayet varsa sevgili izleyicilerimiz 2 diş veya da 3 diş şöyle 3 adet defne yaprağını da içine atarsanız o da ona çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Ve soğanlarımızı, sarımsaklarımızı içine ilave ettikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? Robotumuzu kapağını kapatıyoruz. Yavaş yavaş pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi o güzelce pişerken şöyle soğanlarımız sevgili izleyicilerimiz tavamıza koyduk. Şöyle güzelce bir şekilde kavuralım. İlk önce şöyle soğanlarımızın içine kırmızı kapya biberlerimizi ilave edelim. Ve güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıralım. Yavaş yavaş kavrulsun. O kavrulurken biz de ne yapalım? Şöyle tekrardan. Evet şöyle. Neler yaptık usta neler yaptık? Neler yapmadık Ayşegül Hanım. Neler yapmadık gördüğün gibi hızlı bir şekilde robotumuzda kebabımızı yapıyoruz. Zuzu kebabımızı yapıyoruz. Şöyle etlerimizi güzelce bir şekilde kavurduk. Evet. Kavurduktan sonra biraz pişime yaklaştı ve ondan sonra ne yaptı? Soğanlarımızı 2 adet de defne yaprağını da içine ilave yaptık ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet, o sen şöyle artık soğan, sarımsak ve defnesiz et yapmıyorsun bize. Çok güzel böyle hakikaten muhteşem oluyor. Evet, çok güzel lezzet oluyor. Gerçekten çok öyle. Farklı bir tat oluyor. Farkındaysan burada siz de aynı yemekten tadına bakıyorsunuz ve sevgili yönetmenimiz de bakıyor buradaki kameraman arkadaşıma. Yani ben hiçbir şey dememe gerek yok. Siz burada baktığınıza göre siz burada şey yapabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Gerçekten güzel. Ellerinize sağlık. Anlatıyoruz zaten. Çok güzel oluyor. Ayrıca şimdi yemek yaptığımız zaman da bir takım böyle püf noktaları veriyoruz. Defne yaprağı koyun şu şekilde yapın dediği zaman usta gerçekten yemeğin lezzetine lezzet katılıyor. Onları da biz dikkate alıyoruz.
Burada öğrendiklerimizi de elimizden geldiğince ne yapıyoruz tabii ki? Kendi özel hayatımızda da uyguluyoruz ve uyguladığımız zaman ailemiz, etrafımızdaki insanlar, sevenlerimizin de hoşuna gittiği için tabii biraz da hava atıyoruz. İşte biz de mutfakta öğreniyoruz, ustamızdan görüyoruz bunları diye. Hoşumuza gidiyor usta, ellerine sağlık. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Bizim aslında buradaki amacımızı biliyorsun Ayşegül Hanım. Sevgili izleyicilerimiz bizlerle beraber hem püf noktalarını hem ince noktalarını neler yapması gerektiği ve neler yapılması gerektiğini burada anlatıyoruz. Anlatıyoruz ki sevgili izleyicilerimiz de bizimle beraber aynı güzel yemekleri yapıp yesinler diye. Kesinlikle sevgili izleyicilerimiz bütün yemeklerin püf noktalarını, ince noktalarını hepsini size anlatıyoruz. Siz de aynısını yapın, yiyin diye. Şimdi sevgili izleyicilerimiz biz ne yaptık? Tavamızda gördüğünüz gibi tavamızda aynı robotumuz gibi o da çok kullanışlı, çok pratik, hızlı bir şekilde her şey yapabiliyorsunuz. Onda da aynı ızgara çeşitleri her şey yapıyorsunuz ama ters çevirdiğiniz zaman sulu çeşitleri veya da sos yapacak ne yapmak istiyorsanız onda da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bugün biz tekrardan ne yaptık? Şöyle sosumuzu tavamızda hazırlıyoruz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz önce soğanlarımızı, sarımsaklarımızı pembeleşinceye kadar kavurduk ve ondan sonra biberlerimizi ilave yaptık. Ve biberlerimiz de kavrulduktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Domateslerimizi içine ilave ediyoruz. Ve domateslerimizi de içine ilave ettikten sonra beraber güzelce bir şekilde şöyle bir kavrulacak. Şimdi malzemelerimiz yavaş yavaş şöyle kavrulurken biz de ne yapalım? Tekrardan ikisinin de şöyle baharatlarımızı bir ayarlayalım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle etlerimizin karabiber. İçine şöyle karabiber. Şimdi normal eti siz kavurma yaptığınız zaman sevgili izleyicilerimiz karabiberle kavurduğu zaman etin lezzetli çok güzel bir lezzetli olacak ve çok güzel bir tadı olacak. Onun için siz eti kavururken ilk önce hafiften biraz karabiber verin ve öyle kavurmaya devam edin. Evet o zaman önce tuzunu atmıyoruz önce tuzunu karabiberi. Atıyoruz. Evet tuz yemekleri et çeşitlerini ne yapar? Sıkıyor. Sıktığından dolayı ne yapıyor? Pişirmiyor. Evet, ve geç çiğ pişirdiği bırakıyor, için çiğ bırakıyor. Onun için onunla sonradan içine ilave edebiliriz. Evet en son aşamada et yemekleri pişirdiğimiz zaman demek ki en son aşamada tuzu ilave ediyoruz. Evet. Karabiberi de et pişerken ilave edersek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Aynen öyle. Şimdi sevgili sosumuzu şöyle tuzunu verdik. Şöyle çok hafif bir pul biberimizi de içine ilave yapalım. Çok fazla siz artık onun oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biz çok fazla bir gün vermedik. Şöyle güzelce bir şekilde kavrulsun ve o kavrulurken sebzemiz ne yapalım şöyle biraz da içine kekik atalım. Kekik de çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Şöyle tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Ayşegül Hanım bir gün çay yaptınız çay bile vermediniz değil mi? Evet çay bile demlemedi daha doğrusu vermedik size. Şu bezi alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ettim. Rica ederim. Güzel bir böyle acılı, yoğurtlu zuzu kebabı yapıyoruz. Zuzu neydi? Çabuk çabuk yapmaya çalıştık ama artık anca yetiştirebildik. Kebaplarımız şu an etlerimiz pişiyor. Harika bir sos hazırladık sizlere. Ve usta söz sende diyorum neler yapacaksın başka şu an? Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle bir anlatalım tekrardan neler yaptığımızı. Önce etlerimizi küçük küçük doğradık. Jülyen şeklinde doğradık. Robotumuza yağımızı koyduk ve yavaş yavaş yağımız ısındıktan sonra etlerimizi ilave yaptık ve güzelce kavurmaya devam ettik sevgili izleyicilerim. Etlerimiz pişme noktasına geldikten sonra soğanlarımızı içine ilave yaptık ve kavurmaya devam ettik. Ondan sonra sarımsağımızı, defne yaprağımızı içine ilave yaptık. Ve az bir şey de karabiberimizi içine ilave yaptık. O karabiber biliyorsunuz çok güzel bir tat veriyor ve çok güzel bir lezzet veriyor. Yavaş yavaş etlerimiz pişiyor sevgili izleyicilerimiz. Tekrar da tavamıza ne yaptık? Şöyle bir anlatalım. Soğanlarımızı tavamıza ilave yaptık ve pembeleşinceye kadar kavurduk. Kavurduktan sonra içine biberlerimizi küçük küçük doğradık, ilave yaptık ve kavurma devam ettik. Ondan sonra domateslerimizi içine ilave yaptık. Güzelce bir şekilde kavurduk. Ve baharat çeşitlerini de sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? İçine ilave yaptık. Şu anda sosumuz hazır. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu ne yapalım? Şöyle tepsimizin içine alalım. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz tavamızda çok kullanışlı, pratik, hızlı. Ne isterseniz her şeyi hazırlayabiliyorsunuz. Çift yönünü kullanabiliyorsunuz ve şöyle ne yapalım? Hazırlamış olduğumuz soslarımızı şöyle kaşığımızın yardımıyla şöyle bir düzeltelim. Bu yavaş yavaş biraz soğusun sevgili izleyicilerimiz. Şimdi o soğurken biz de ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle biraz kekik, pul biberi ve tuzumuzu alalım. Şöyle Ayşegül Hanım robotumuzu yanına gelelim. Evet, kapağını açalım. Ondan sonra şöyle kekiğimizi
içine ilave edelim. Evet. Buyurun size şöyle vereyim. Et ve kekik, karabiber ve kekik ayrılmaz, muhteşem. Ve az bir şey. Lezzetler. Pulber, çok fazla vermeyeceğiz. Biliyoruz Ayşegül Hanım'ın vazgeçemedi, rüyasında sayıkladı pulberimizi. Evet, almaya çalışıyorum ama vermiyorsunuz da. Şöyle tuzumuzu yeterince de, tuzumuzu da şöyle sevgililerimiz üzerine ilave edelim. Güzel ve güzelce bir şekilde karıştıralım. Ve gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, pratik bir şekilde etlerimiz de pişti sevgili izleyicilerimiz. Şöyle Ayşegül Hanım biraz daha pişirmeye devam etsin. O pişirmeye devam ederken biz de şöyle tekrardan sosumuzun yanına geldik. Şimdi sen... sosumuzu hazırlan. Evet buyur Ayşegül. Yoksa tamam, pişirmeye devam etsin dedin ya. Evet. Şimdi böyle küçükken biliyorsun, daha doğrusu küçükken derken annelerimiz hep ne kadar yemek... küçükken? Çok çok küçükken, minicik, ufacıkken anneler yemek yaptığı zaman çocuklar üf anne yemek pişmedi mi, yemek pişmedi mi, hazır olmadı mı, artık getir sofrayı işte yemek yerim diye hep derler ya böyle. Altında ben kendimi de mi yakayım pişireyim diye aklıma o geldi yani. Pişir dediniz ya. Ama artık ya. Biliyorsun altına kendini koyup yakmasına gerek yok. Yok değil mi? De, evet tüpümüze devreye soktuğu zaman robotumuz hızlı bir şekilde pişiyor. Tamam harika. Sakın o annelere söyle, büyük bir müjdemiz var. Yakmayın anneler kendinizi. Evet. Robot yemekleri pişirin. Evet, robot sizi o dertten kurtaracaktı sevgilicilerimiz. Şöyle ne yaptık Ayşegül Hanım? Yani bunları nerede evet, düşünüp getiriyorsun? Aklıma geliyor bilmiyorum. Ben öyle ilginç ilginç şeyler çok aklıma geliyor. Evet çok ilginç şey. Çok aslında. İlginç. Şeyler. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi sosumuzu hazırladık. Üzerine şöyle yoğurdumuzu. Harika. Şöyle bolca dökelim. Fazla olsun değil mi? Tabii fazla olsun. Şöyle... Yoğurt iyidir efendim. Yoğurt neyden yapılıyor biliyorsunuz? Yoğurt sütten. Yoğurtları sütü de yapacağız. Çok seviyoruz. O yüzden bol bol yoğurt da yiyelim. Süt içmeyenler yemesi bir lazım. Bir ara biliyorsa diyecek ki yumurtadan mı yapılıyor diyeceksin Ayşegül Hanım. Yok işte. Yumurtadan yapılmadığını artık herkes biliyor. Usta. Şöyle bol yoğurt kullandım. Siz seviyorsunuz diye bol fazla evet, kullandım seviyorum. Ama. Evet ben seviyorum. Doğru. Yani onun için şöyle. Sevgili izleyicilerim şöyle sosumuzun üzerine yoğurdumuzu döktük gördüğünüz gibi. Harika bir şekilde şu anda yavaş yavaş bir dinlensin ne yapalım. Tekrardan güzel robotumuzda hazırlamış olduğumuz etlerimizi şöyle bir alacağız. Robotun altını kapatabilir miyiz size zahmet Ayşegül Hanım? Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi etlerimizi hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde pişirdik ve ne yapıyoruz? Şöyle robotumuzun tabasını şöyle ters çevirip etlerimizi hepsini şöyle bir boşaltalım. Şöyle. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde bir yayalım. Ve şöyle tepsiyi bir kenara alalım sevgili izleyicilerimiz. Şunu alabilirim Ayşegül Hanım. Tabii ki. Evet, yoğurtlu zuzu kebabımız harika bir şekilde görünüyor. Tabii ki daha bitmedi. Bir iki aşamadan daha. Fırına gönderecek miyiz usta? Yok, fırına göndermiyoruz. Fırına göndermiyoruz. Küçük tavamızı nereye koydunuz Ayşegül Hanım? Onu göremedim. Küçük tavamızı ben eve götürdüm efendim. Evet, güzel espriydi. Yani bugün evet bu güzel esprileri bulup getiriyorsunuz. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle tavamızı koyduk. Küçük tavamızı. Şöyle biraz da tereyağımızdan çok fazla olmayacak şekilde şöyle bir içine ilave edelim. Evet, tereyağımızı eritelim, sonra gezdireceğiz inşallah. Evet, şöyle biraz ısıtalım sevgili izleyicilerimiz. Yağımız ısınana kadar ben de şöyle yemeğimiz için tekrardan şöyle bir süsleme yapmak istiyorum. Evet, bu arada yağımız kızardı, onu bir dökelim, evet, şöyle bir, sonra devam edelim. Onu da sonra devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz şöyle yağımızı da hazırladık. Şöyle yoğurdumuzun üzerine gelecek şekilde. Şöyle tereyağımızı da bol tereyağımıza döküyoruz gördüğünüz gibi. Ve yemeğimiz şu anda hazır kebabımız. Yoğurtlu, acılı sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz Ayşegül Hanım acıyı çok sevdiği için acılı zuzu kebabımız şu anda hazır. Ve şöyle ufak bir dereotuyla da bir süsleme yapalım. Gördüğünüz gibi biraz da şöyle taze nanemizi de şöyle domatesimizin yanına koyalım ve yemeğimiz hazır. Şöyle kameramız görecek şekilde bir gösterelim sevgili izleyicilerimiz. Evet. Gördüğünüz gibi ben şimdi kenara koyalım. Ondan sonra ikinci yemeğimize biraz sonra geçiş yapalım.
Evet usta, ellerine sağlık. Yine teşekkür güzel lezzetler hazırladık. Zuzu kebabı yaptık. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz bir gün. Yarın görüşmek dileğiyle derken Allah-u Teala herkesin dualarını, gönlünde ne geçiyorsa, canını ne istiyorsa, Allah'tan ne istiyorsa onu kabul ediyoruz. Amin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Amin.